Şş, kanki. Halemale gidilecekse ben şey yaparım ben, sıkıntı yapma. Yok kardeşim, halemale gitmiyoruz. Haybiye hallenme. Ana, oğlum dereotları, oğlum bunlar kurumuş. Bunlara bir su vurayım lan ben. Yok kardeşim, bırak kalsın. Ben onları yeni ıslattım. Çürür yoksa. Kankacığım, bari şu elmaları düzelteydim lan. Oğlum işsizlik bana göre değil Üzeyir ya. Yok kardeşim, bırak. Ben onları dizdim 3-5-2 şeklinde. Onlar gayet düzgün bir şekilde, tamam mı? Bırak kalsın öyle. Kanka tezgahın önünü kapatıyor şu kasaları, ben içeri at. Ya bırak kardeşim, Allah'ını seversen ya. Taş bulun lan, taş. Ne olur. Lan oğlum. Ay, tamam son anda tuttum. Hayırlı cumalar geldi. Junior esnaflar. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hayırlı cumalar, cuma ertesi. Şş, cuma. Bu ne iş oğlum? Ne lan bu? Araba be ya. Babanın sana almadığı arabayı cuma hasta aldı. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Lan Angus, ne yapayım lan ben bu arabayla? Formula 1'e katılırsın artık. Ne demek ne yapacağım arabayla be ya? Ha? Senin acaba Kore'de ayarlarınla mı oynadılar? Ne yaptılar bakalım? Evet kardeşim, bir çıtır biliyorsun bunu çok iyi yani. Oğlum harbiden anlamadım ya. Neyi anlamadım be ya? Sana serbest piyasa ekonomisi yaratacağım diyorum be ya. Ha? Madem çay ocağına ortak olamadın, o zaman o senin kahvenin tam karşısına seyyar çay ocağı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Aa! Harbi mi lan? Aa, tabii harbiyim be ya. Bundan sonra orta az. Hiç merak etme. %50 %50 orta az. Kazandığımız bütün parayı fitleşeceğiz. Sen emeğini koyacaksın, ben de sarmayayım be ya. Tamam. Kardeşim, kurmuş olduğun cümlenin %50'sini okeyim. Ama diğer kalan %50 kısmını pek tutmadım. Oğlum senden ortak olunur mu lan? Ortağıma bak be ya. Ortak olunur ben de tabii. İnanmıyorsan Bozkur Bey'e sor. Aa, %50 %50 kırışacağız emeğimiz. Sevgili Koreli, üstün zekalı Selami Bey. Anlamadığım bir nokta var da size onu sormak istiyorum. Acaba siz para verdiniz mi Cuma Bey'e? Oğlum tabii verdim. Bunu hangi parayla alacak bu? Ha, şimdi siz para verdiniz. Parayı veriyorsunuz, çayı demliyorsunuz, gelip burada satışını yapıyorsunuz. Peki siz acaba Cuma Beyefendi'yle niye ortaklık yapıyorsunuz? Sen ortağınla benim aramı niye bozdun acaba bakalım? Aa, kenafir gözlü fesleğen kafa seni. Hiç girme aramıza bakalım. Hadi sen de uyuma buna veya saçma konuşma, tut bakalım arabayı. Oğlum bari tut da şunu aşağı kadar indirelim de. Ara hadi, itekle bakalım. Gelmiyor. Taş ol bakalım sen bir tane. Oğlum sağlam para koysak lazım. Delikanlı gibi kaç para verdin buna? Sen verdiğin bütün parayı bu arabaya vermedin değil mi? Verdim, vermez olur mu? Üstüne ben iki kağıt para verdim. Muamele, hep muamele. Merhabayın ablacığım, merhabayın. Evet, nerede kalmıştık babacığım? Bu ne? Neyle? Çay ocağının alternatifi çay arabası babacığım. Yani ne oluyor bu? Ne oluyor babacığım? Bu Vikingler çay ocağının alternatifi çay arabası oluyor. Ya olur mu öyle şey ya? Bak, böyle bir haksızlığı Norveç'te yapsan bu arabanın camlarını torun çekiciyle paramparça ederler. Sen benim işimi baltalıyorsun. Ondan babacığım. Ben sana dedim aga. Ben sana dedim. Gel dedim, beraber dedim, ortak olalım dedim. Mutlu mesut dedim, yaşayalım dedim. Dinlemedin. Yapacak bir şeyim kalmadı artık. Ekmeğindeyim baba. Olmaz lan öyle şey. Çek arabanı buradan. Oldu bile be anam. Hatta bu olmuşluğun şerefine ilk çaylar bende. Dampik var. Buyurun. Şşt, çay senden. Selo. İki çay al. Hadi. Aleykümselam. Buyurun. Siz geçin. Tamam vereceğim. Yavaş ulan manyak. Oğlum ne yapıyorsun bizim önümüzde? Vastasını görüyor musun ya? Bak bizi ezecekti. At ağızlıya bak. Ne kadar adam nasıl toplandı? Evet babacığım. Evet. Siparişler alıyorum şimdi sırada. Benim güzel mahallem. Hayırlı işler olsan kardeş. Şşt cırrak. Bana bir çay ver bakalım. Ne oldu be ya? Ayrola. Gözüm dağılmış, öyle bakıyorum. Sen o çayı emek hırsızı Selami Soytarısı'ndan alsana. Hem ilk çayı bedava veriyormuş. Hiç tasvip ettiğim şeyler değil bunlar. Gerçekten yani terbiyesiz diyeceğim. Eskiden tanıyorum çocuğu, öyle terbiyesiz biri değildi. Sonradan ayarları bununla oynamış demek ki ama... onunla da baş etmenin yolları var tabii. Ben seceresini bilirim onun ya. El fırına bakmışlığım var. Neymiş bakayım o yollar? Şimdi onu açık mısınız bu tür şeylere bilmiyorum. Şimdi şey olmasın, bir de aranızı bozuyormuş gibi olmasın. Ama öncelikle siz gerçekten şu çayınızı bir değiştirin be ya. Bu ne be ya? Çay yapamıyorsunuz. O normal çay yapıyor. Siz alternatif menü geliştirin.
Gerçekten. Böyle ne bileyim bir İsveç çayı olur, Norveç şurubu olur. En güzeli de Kanada bozası. Mesela acayip tutar Kanada bozası. Kesinlikle yapmalısın. Hiç. Çünkü bunu yapmayı beceremiyorsunuz be ya. Aslında fena fikir değil. Aslında fena fikir değil mi? Aslında fena fikir değil mi? Siz bunu yapmayı beceremiyorsunuz. Vallahi biraz modernleşin. Allah'ını seversiniz yani. Bu ne be ya? Bak dükkanı şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Böyle mesela otantik şeylerden kurtulacaksın. Bunlarla senin hiç işin yok yani. E bundan kurtulunca hop ne olacak? Çay bardakları ıstarkaya çıkacak be ya. Bunları da ben alıyorum. Orada doluymuş, harika. Çok güzel. Aman. 90'ların affedersin kafesi gibi bu çayları buraya niye dizdiniz? Böyle şey olur mu? Allah'ını seversen sen ya. Kavanozlar bir kere hiç kavanoz kavanoz değil. Bu atın da hiç dönemi değil şimdi. Orada niye bu? Bu oynatıyorsunuz siz burada. Al bakalım şurada parayı da. Bak hem çayı içmedim hem parasını verdim. Düşün yani benim bugün bonkörlüğüm üstünde. Bunları ben hallediyorum merak etme sen. At at hepsini at. Bana lazım değil artık. Kim nasıl? Olur mu? Atılır mı bunlar veya fakirin fukarayı dağıtacağız. İşte şimdi düğünümüz var. Orada çay demleyeceğiz. Bunlar içince hep şey bunların... Ne yapıyorsun? Çırrak! Adam haklı aslında ya. Düz çay her yerde var. Yeni bir şeyler yapmalı. Mesela Norveç buzlu çay demlerim. Çeşitli İskandinav çayları yaparım. Böyle... Kanada buzlusu be ya. Böyle tartışılır leblebile. Hadi bakalım. Evet. Yeni bir soluk gelir. Yaktım çıranı Selami. Hallederiz baba. Havalarda iyice soğudu be ya. Sıcak bir şeyler de içeyim. Üşürdüm, ürperdim ben. Şey yapma. Hadi bakalım Hüseyin abi. Kalk bakalım oradan. Sen geç şuraya sıcak sıcak otur. Gel ver 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 ver. Tamam. Oturun oturun. Oturun sıcak bir çay için bakalım çay ver. Şunları da stoğu at 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 at. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bunları şey toptancıdan aldım. Gerçekten. Şimdi ucuza şunu da al bakalım. Şuraya koy. Bunlar da bardaklar. Şey yapma. Yalnız toptancıya benim hemen para vermem lazım. Bana biraz 3-5 milyon at bakalım. 3-5 milyon? 100 dolar canım. Şimdi bu borçluyum yani. Adam benden para bekliyor. Oğlum sen manyak mısın? Ruh hastası mısın? Ortağız lan biz değil mi? Ortağız biz. Bu seferlik sen ver hadi. Öyle şey. Olur mu öyle bir şey be? Ortaklık harcamalar çıktıktan sonra kalan para %50 %50. Şimdi ben de hiç ben bunu cebimden... Olur mu cebimden para ver? Niye vereceğim ben şimdi? Bak buraya cam da taktıracağım. Zaten camı yok. Kışın geldiğinde bu camcıya da bu cam parası... Cam parası bunlar hep. Sen var ya ne illet bir adammışsın sen. İlletlikle ne alakası var? Sus. Ya ortağım diyorum sana. Sen benim çalışan mısın, ortağım mısın? Benim çalışanım mısın var be ya? Sen benim ortağım mısın? Ona göre davran biraz. Sen ortağım olacaksın ya. Atliğimi kimimi koyduk? Yürü git de boşuna. Hadi bakalım hadi işte. Evet var mı başka çay isteyen, tazelemek isteyen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.